İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet Han, Hazreti Peygamber'in manevi müjdesi olan İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur hadisi şerifi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği açısından İstanbul'u fethetmek istiyordu. Fatih Sultan Mehmet büyük gayesini gerçekleştirmek için Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu. Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek ve zaman kazanmaktı. Bin yıllık tarihinin sonuna gelmiş olan Bizans, küçüle küçüle sadece İstanbul şehrinin sınırları içinde hüküm süren bir devlet durumuna düşmüştü. Ancak buna rağmen Bizans'ın varlığı Balkanlardaki Türk hakimiyeti açısından tehlikeli oluyordu. Bizans imparatorları Anadolu'daki çeşitli siyasi güçleri de Osmanlı aleyhine kışkırtmaktan geri kalmıyorlardı. Hatta zaman zaman Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht kavgalarına karışıp devletin iç düzenini bozuyorlardı. İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmesi, ticari ve kültürel yönden önemli bir avantajın daha ele geçirilmesi demekti. Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz ticaret yolları ele geçirilmiş olacaktı. Karamanoğulları meselesini çözen Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için gerekli hazırlıklara başladı. Devrin mühendislerinden Musluhiddin, Seruca Sekban ile Osmanlılara sığınan Macarlı Urban, Edirne'de top dökümü işiyle görevlendirildi. Şahi adı verilen bu topların yanında tekerlekli kuleler ve aşırtma güllerin üretilmesi yapılan hazırlıklar arasındaydı. Yaptırılan bu büyük toplar İstanbul'un fethedilmesinde önemli rol oynadı. Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatması sırasında yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edildi. Bu sayede İstanbul Boğazı'nın kontrolü sağlanacak, deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir alınmış olacaktı. 400 parçadan oluşan bir donanma inşa edildi. Turhan Bey komutasındaki bir Osmanlı donanması Mora'ya gönderildi ve İstanbul'a yardım gelmesi engellendi. Eflak ve Sırbistan ile var olan barış antlaşmaları yenilendi. Macarlarla da 3 yıllık bir antlaşma yapıldı. Osmanlıların bu hazırlıkları karşısında Bizanslılar da boş durmuyordu. Surlar sağlamlaştırılıyor ve şehre yiyecek depolanıyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru Konstantin Haliç'e bir zincir gerdirerek buradan gelecek tehlikeyi önlemeye çalıştı. Aynı zamanda Haçlı dünyasından yardım isteniyor, Papa ise yapacağı yardım karşısında Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesini istiyordu. Ancak Katoliklerden nefret eden Ortodoks Rumlar Roma Kilisesi'ne bağlanmak istemiyor, İstanbul'da kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeye razıyız diyorlardı. Fatih Sultan Mehmet hazırlıklar tamamlandıktan sonra Bizans İmparatoru Konstantin'e bir elçi göndererek kan dökülmeden şehrin teslim edilmesini istedi. Fakat imparatordan gelen savaşa hazırız mesajı üzerine İstanbul'un kara surları önüne gelen Osmanlı ordusu 6 Nisan 1453'te kuşatmayı başlattı. Osmanlı donanması ise Haliç'in girişinde ve Sarayburnu önünde demirlenmişti. Ordu, merkez, sağ ve sol olarak 3 kısma ayrıldı. 19 Nisan'da yapılan ilk saldırıda tekerlekli kuleler kullanıldı ve bu saldırı ile Topkapı surlarından burçlara kadar yanaşıldı. Osmanlı ordusundaki asker sayısı 150 bin ila 200 bin arasındaydı. Bu kuvvetlere Rumeli ve Anadolu beylerine bağlı çeşitli kuvvetler de katılmıştı. Çok şiddetli çarpışmalar oluyor, Bizanslılar şehri koruyan surların zarar gören bölümlerini hemen tamir ediyorlardı. Venedik ve Cenevizliler de donanmalarıyla Bizans'a yardım ediyorlardı. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı donanmasının kuşatma sırasında yeterince kullanılmadığını ve bu yüzden kuşatmanın uzadığını düşünüyordu. İstanbul'un Haliç tarafındaki surlarının zayıf olduğunu biliyordu. Bizans bu bölgeye zinciri bu nedenle germişti. Yüksekten atılan gülleler Bizans donanmasından bazı gemileri batırmıştı. Fakat bir kısım donanmanın Haliç'e indirilmesi kesin olarak gerekliydi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethedilmesini kolaylaştıracak önemli kararını verdi. Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler karadan çekilerek Haliç'e indirilecekti. Tophane önündeki kıyıdan başlayıp Kasımpaşa'ya kadar ulaşan bir güzergah üzerine kızaklar yerleştirildi. Gemilerin kızakların üzerinden kaydırılabilmesi için Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı, sade yağ ve domuz yağı alınarak kazıklar yağlandı. 21-22 Nisan gecesi 67 ila 72 parça gemi düzeltilmiş yoldan Haliç'e indirildi.
Haliç'teki Türk donanmasına ait toplar surları dövmeye başladı. Ciddi çarpışmalar cereyan etti. Bundan sonraki günlerde top savaşı, ok, tüfek atışları, lağım kazmalar, büyük ve hareketli savaş kulelerinin surlara saldırıları devam etti. Kuşatmanın uzun sürmesi ve kesin başarıya ulaşılamaması askerler arasında endişe yarattı. Ancak İstanbul'u her ne şartta olursa olsun almaya kararlı olan Fatih Sultan Mehmet, kumandanların ve alimlerin de bulunduğu bir toplantı düzenledi. Cesaretlendirici bir konuşma yaptıktan sonra 29 Mayıs'ta genel saldırının yapılacağına dair kararını açıkladı. Çarpışmalar sırasında Bizans'ı koruyan surlar üzerinde kapatılması mümkün olmayan gedikler açılmaya başlamıştı. Surlar içerisinde küçük sızmalar oluyordu ancak geri püskürtülüyordu. İlk defa Ulubatlı Hasan ve arkadaşlarının şehit olmak pahasına tutunmayı başardıkları İstanbul surları artık direnemiyordu. 53 gün süren ve 19 Nisan, 6 Mayıs, 12 Mayıs ve 29 Mayıs'ta yapılan 4 büyük saldırıdan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun 1125 yıllık başkenti olan İstanbul, 29 Mayıs 1453 Salı günü fethedildi. İstanbul'un fethedilmesi çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek, İslam'ı en uzak yerlere kadar yaymak ve Hristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine birçok seferler düzenledi. Savaşın sonuçları. İç sonuçlar. 1. O zamana kadar sadece bir devlet olan Osmanlı artık bir imparatorluk haline gelmişti. 2. Anadolu ve Balkanlar arasındaki geçişlerde bir engel olan Bizans yıkılmış, arada engel kalmamıştı. 3. Birçok kere Osmanlı şehzadelerini ve Avrupa ülkelerini kışkırtan Bizans artık bunu yapamayacaktı. 4. İslam dünyasında Osmanlı Devleti daha saygın bir hale geldi. 5. Hazreti Muhammed'in hadisi şerifindeki o kumandan Fatih Sultan Mehmet olmuş ve peygamberin övgüsünü almıştı. Savaşın dış sonuçları. 1. Avrupa ve Balkan devletlerinin Osmanlı'yı Balkanlardan atma çabaları sonuçsuz kalmıştı. 2. İstanbul'dan İtalya'ya kaçan sanatkarlar ve bilim adamları Rönesans ve reform hareketlerini hızlandırmışlardı. 3. Dünyanın en büyük imparatorluklarından olan Doğu Roma İmparatorluğu tamamen yok olmuştu. 4. Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştı. 5. Ticaret yollarının birer birer Türklerin eline geçmesi Avrupalıları yeni ticaret yolları bulmaya zorladı ve coğrafi keşifler ortaya çıktı. 6. Büyük ve kalın surların toplarla yıkılabileceğini gören Avrupa bu yöntemi derebeylikler üzerinde denemiştir. Böylelikle küçük derebeylikler yıkılıp yerine büyük krallıklar kurulmuştur.